Bu lastik işi nereden çıktı ya? Burada da yok ki. Bir daha çarşıya gideceğim. Anasının oğlu ya. Yayladan buraya kadar yürü. Zaten ayaklarıma kara sular indi ya. Batmış'ın ne haberi? İyi, senden ne haber? İyi. Sen yaylada değil miydin? Ne zaman geldin? Yayladaydım da bu sabah indim ya. Arabada bulamadım. Ta oradan buraya kadar yaya geldim ya. Ya lastik almam gerekiyordu da onun için indim aşağıya. Lastik mi alacaksın? He. Ya poşuna yere para verme ya. Haydi benim evde var, vereyim sana lastik. Hakikaten mi? Tabii. İyi, oradan alalım o zaman da ya. Haydi benim evden vereyim sana ya. Sen şimdi eve mi gideysin? İyi hadi. Daha çarşıya gidip de niye poşuna yere para verirsin? Benim evde lastik var, veririm sana. Doğru diyorsun. Allah razı olsun hadi, senden. Hadi. Hadi. Ya Temel abi. He. Abi gözüne kurban olayım, daha yürüyecek miyik ya? Ya az kaldı, az kaldı. Hadi kayredet, haydi. Abi az kaldı da yani 2,5 saat oldu ya. Ben 2,5 saatte yayladan aşağı yürümüşüdüm ha. Ya. Yani adım atmaya halim kalmadı. Ya tamam, yürü yürü, kayredet ha. Az kaldı, çaldık, bir şey kalmadı, haydi. Abi ben çarşıya gitmeye üşeniydim. Ben dedim ki yani ya, evin yakınadı da ya. Tamam, yakın dur, yakın, yakın dur. Biraz sabret, çaldık, bir şey kalmadı, haydi. Abi dünya yol yürüdü, kurban olayım sana ya. Dur abi biraz soluklanalım ya. İnan var ya böyle nefesim karnıma kaçtı ya. Ya tamam, karnına mı kaçtı? Nereye kaçtıysa kaçtı, az kaldı. Haydi yürü yürü. Allah'ım ya Rabbim ya, ne günahım vardı da bunun peşine düştüm ben ya. Geldik mi abi? Yanaştık, yanaştık. Geldik işte. Oy Allah'ım sana şükürler olsun. Oy ayaklarımın dibi bile acıdı ya. He biraz çok yürüdük ama yani değdi yani. He. Abi kurban olayım, ne birazı ya. 3 saat ya. Ben 2,5 saatte oradan aşağı yürümüşüdüm. Ya sen onu boş ver de kaç numara çiğiyorsun? Ne numarası? Ya lastik numaran kaçtı? Kaç numara çiğiyorsun? Abi ne lastik numarası ya? Ben araba lastiği almaya gelmişydim. Nasıl? Ya baba yapma Allah aşkına ya. 50 defa diyorum sana ki ya bu işler böyle olmaz. Bu işler böyle olmaz. Yani bunca zaman ben bunun okuluna gittim. Ziraat mühendisi oldum. Yani bir de beni dinle ya. Bir de oğlunu dinle ya. Allah'ım ya Rabbim, gitmiş orada boş boş uğraşıyor şimdi. Gidip biraz akıl vereyim ona ya. Sonradan yani bilen bilmeyen de diyecek yani koskoca ziraat mühendisinin babasının yaptığı işlere bak. Yani bir ağaçtan meyve alamay. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Baba kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Ne yapıyorsun? Ağacı tımar ediyorum. Ağacı tımar mı ediyorsun? He. Ya babacığım, böyle ilkel şartlarla, böyle ilkel aletlerle bu işler olur mu ya? Nasıl olacak yani? Ya nasıl olacağı var mı ya? Yani şu tarlanın haline baksana. Bak burayı da böyle yaptın. Yani senin yaptığın şekilde bu böyle olmaz. Ya nasıl olacak? Bak düzelteceğim işte de kazmalan geldim. Biraz sonra tarlaya kireceğim. Ya baba zaman böyle kazmayla kürekle yapılacak işler değil. Teknoloji ilerledi, ziraat ilerledi. Bunun başka teknikleri var. Baksana şuraya ya, şu bu bahçenin haline bak Allah aşkına ya. Bir tane ayakta bir şey yok ya. Ya ne yapayım, rüzgar esti hepsini eritti. Bak lahanalara bak, niye onlara bir şey olmamış? He? Buranın o da Allah'tan yani yağmuru bol olduğu için lahanalar iyi olmuş. Ama gerisine bir baksana ya. Ya şimdi sen ne demek istiyorsun? Ben her diktiğim şeye bir kazık mı dikeceğim? Ya kazık dikmesen bile bunun bir usulü var yani. Bunu biraz daha böyle ya teknik olarak yapman lazım. Mesela sen şimdi bu ağacı tımar ediyorum diyorsun. He. Ya şundan emin ol. Yani
bu ağaçtan seneye 10 kilo elma alamazsın. Alamazsın tabii. Ya ben de onu diyorum baba, alamazsın. Bu ağaç elma vermez. Niye vermez? Niye? Çünkü bu armut ağacıdır. He? Ha o da bu armut imiş ya. Ziraat mühendisiymiş. Ha, elma lan armudu ayıramaya. Ziraat mühendisi. Ha, buradan dönelim, bir şey olmaz. Gidiyorsun değil mi? Puh, ulan telefonu da evde unuttuk. Ulan sen neyse buradan ya, döneyim ya. Bari. Bir daha şey ha. Dön dön. Dön bakayım dön. Bir de dönülmez lavasından dönüyorsun ha. Ben sağa gösteririm şimdi dur. Ulan nasıl da unuttuk telefonu evde ya. Ey anasının oğlu. Acele de işim var idi. Aksilik bu ya. Eyvah polis. Yandık. Ne? Buyur abi. Niye buradan o kadar süratli gidiyorsun sen? Abi acele bir işim vardı ya, yetişmem lazımdı da. Acele işim vardı, yetişeceydin he mi? He abi. Ne yaptın? Bir de dönülmez lavasından dönmüşsün. Abi ya, cep telefonumu eve unuttum da mecbur dönmek zorunda kaldım abi. Ha, cep telefonunu eve unuttun, mecbur döndün öyle mi? He abi. Peki o dönülmez lavasını görmedin mi? Gördüm abi. Niye döndün o zaman? Abi levhayı gördüm de seni görmedim. Nasıl? La Turşun! La Turşun neredesin la? Geldim efendim. Buyurun efendim. Ne yapıyorsun o aşağılarda? Bahçede ufak tefek işler vardı da onları hallettim. Ya oğlum, bu evin bahçıvanı var. Senin bahçeden ne işin olur? Sen ağaççısın, evde yemek yapacaksın. Bahçede ne işin var senin? Ya içerileri toparlamıştım da dedim ufak tefek şeyler vardı, onları da ben halledeyim dedim ama nasıl isterseniz efendim, bundan sonra inmem aşağıya. Ya neyse tamam. Bak. Yarın benim kaynanam gelecek buraya. Ha, misafir olarak. Ya, misafir misafir neyse işte. Onun bir dün sevduğu yemekleri ha bu listede yazmışım, anlıyor musun? Tamam. Heh. Tamam efendim. Ona göre yani. Tamam. Heh. Al bakayım. O zaman ben hemen çarşıya gideyim. Bunlara göre ben bir şey yapayım, liste şey yapayım. Ben de bir şey malzeme alayım. Ulan ne çarşısı? Sevdiği yemekler dediniz ya efendim. Bana bak ula. O sevduğu yemeklerden bir tanesini yaparsan duyarım onu. Kafanı koparırım, işten atarım seni ha. He? Yok kardeşim ya. Böyle bir esnaflık olur mu? Nereye gidiyorsan yani... Mümkün değil ya. Ben böyle bir şey görmedim kardeşim ya. Ne oldu Temel Aga? Gene atlatmışsın.
Ya hiç sorma. Bir alışverişe gidiyorsun, tamam mı? Bir şeyin fiyatını sorayorsun. Diyor sadece 100 dolar. Başka bir şey almaya gidiyorsun. Onun fiyatını sorayorsun. Diyor sadece 50 euro. Ya kardeşim bizim Türk paramız ne oldu? Bizim paramız nerededir? En değerli para bizim paramızdı. Lira. Türk lirası. Bu nasıl esnaflık kardeşim ya? Sen Türk parasıyla fiyatını yazsana oraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Ulan sözün ta yoldan geliyor. Ne oldu la? Kim bastı nasırına? Ya hiç sorma ya. Sinirleniyorum kardeşim ya. Alışverişe gidiyorsun. Euro, dolar ortalıkta dolaşıp duruyor. Türk parasından hiç kimse bir şey orada yazıp koymay. Kardeşim Türk parasından yazgı da bir gözümüz görsün. Ne alacağımızı bilelim. Ne kadar para ödeyeceğimizi bilelim. Ya, ya dolar ya euro. Eskiden böyle bir şeyler yok idi kardeşim ya. Eskiden ne yapardık? Para mara diye bir şey yok idi ki eskiden ya. Giderdin verirdin birine bir çuval mısır, evinin ihtiyacını alırdın. Nasıl yani? Şimdi bir çuval mısırı evinin ihtiyacını alıyordun. Tabii. Para mara kullanılmıyor. Ne, ne parası? Mısırın yoksa gidip veriyorsun mesela iki çuval buğday, bütün evinin ihtiyacını alıyordun. Bunlar da yoksa gider bir tane koyun veriyordun, evinin ihtiyacını alırdın. Koyunun yoksa gider bir tane inek veriyordun, evinin bütün ihtiyacını alırdın. Ama temelimizde bu iş değil ki ya. Nasıl yani? Bu daha zor. Nasıl zor yani? İyi de bu kadar şey cüzdana nasıl sığdırıyordunuz? Nasıl?